Selam arkadaşlar, ben Alpha King. Bugün sizlerle birlikte Cafe Owner simülatörü oynayacağız. İyi seyirler. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Umarım hoşunuza gider. Like atıp, beğeni atıp, yorum yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Kanalımız 129 olmuş. Umarım 229'a da ilerleyeceğiz. Full bölümleri izlemek için playlistlerime göz atabilirsiniz. Fazla konuşmayalım. Cafe Owner simülatöre hoş geldiniz. Evet, şimdi ne diyor bu kardeş? Babam tüm hayatı boyunca restoranın başındaydı. Her gün okuldan sonra onun yanına uğrar ve işini nasıl yaptığını izlerdim. Katı ama adil bir patrondu. Tamam, devam. İşler çok iyi gidiyordu. Babam yan kasabadan ikinci bir restoran açmak istedi. Restoranı açmak için paranın yarısını toplamıştı ve diğer yarısını tefeciden almayı planlıyordu. Babam tefecinin lideriyle meslek lisesinden beri arkadaştı. Babam tefeciden borç para aldı ve ikinci iş yerini açtı. Ne yazık ki oradan kâr edemedi. Günlerce başarısızlığının nedenini aradı ve bulamadı. Bir noktadan sonra akıl sağlığı bozuldu ve hastaneye kaldırıldı. Hastaneden döndüğünde ödemesi gereken tüm faturaları gözden geçirmeye başladı. Hepsini ödeyemeyeceğini anladı. Neredeyse bir hafta uyuyamadı. Restoranları kapatmayı ve emekli olmayı düşünmeye başladı. Düşündüğünü yaptı ve restoranları kapattı. Babam restoranları sattı, borçlarını ödedi ve emekli oldu. 26. doğum günümdü. En sevdiğim yerde kutlamaya karar verdik. Babam bana ve emekliliğine kadeh kaldırdıktan sonra bana bir zarf verdi. Zarfı açtım ve 50 bin dolarlık bir çek gördüm. Artık hayalin gerçek olacak oğlum. Bu sözlerden sonra babamın çocukluğu hayalimi nasıl bildiğini anladım. Çünkü küçükten hevesle babamın nasıl çalıştığını izlerdim. Şimdi son derece mutluyum ve aile işini canlandırmaya karar verdim. Hadi bakalım. Demek öyleymiş. Pala Remzi. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Desteklerinize ihtiyacımız var. Cafe Owner Simülatör'e hoş geldiniz. Bir gözden geçirelim. Nasılmış, iyiymiş, reaksiyonlara göre oyunumuzu satın alıp part part ilerletiriz, büyütürüz. Bakalım kafemiz nasılmış. Evet, okuyalım ne diyor? Cast Lake'e hoş geldiniz. Burada bir restoran ve motel açmayı planladığını duydum. Eğer öyleyse bu iyi bir haber. Kasabamızda yemek yiyip eğlenmek için yeterli yer yok maalesef. Benim adım Michael ve kasabadaki yerli şef benim. Yardıma ihtiyacın olursa her zaman polis departmanını arayabilirsin. Bir telefon kadar uzağındayım. Yeni işinizde iyi şanslar ve iyi günler. Teşekkür ettik Michael. Umarım sana ihtiyacımız kalmayacak. Kafemiz bu mu arkadaşlar? Aynen. 7-24. Diner. Açık. Tasty food here. Tamam baba. Girelim. Şimdi kafemizi yavaş yavaş ilerleteceğiz. Sağ üst tarafta koşma bilmem ne bildirgesi var. Tableti açmak için tapa bas diyor. Açtık baba. Buradan alışverişimizi falan bilmem nelerimizi yapıyoruz. Duvarları içeriği döşeyip dayıyoruz. Koşma için onu yap diyor. Bilmem ne yap diyor. Tamam. Şimdi kafemize Bismillah deyip girelim. Görev tamamlandı. İçeride gördüğünüz gibi fare, cardın, sıçan hepsi burada. İçerisi pis. Şimdi bu taşınabilir. Aydınlatmaya ihtiyacın varsa bunu tablet, evsöm diğerde bulabilirsin. Taşıyıcı aydınlatma. Dur, nereden bu muydu? Bu herhalde ya, taşıyıcı aydınlatma. Taşınabilir aydınlatma. Tamam baba, bunu bir yere yerleştiririz böyle.
Buraya koyduk. Taşınabilir aydınlatmaya ihtiyacınız varsa bunu tablet evisom diğer de bulabilirsin. Yaptık, görev gitmedi. Bir dakika, lambalar. Yazmıyor ki, öyle bir bildiri yok ki burada, taşınabilir aydınlatma. 47 dolar bilmem ne. Tamam, önemli değil. Arka bahçe kulübü numara. Arka bahçe kulübede elektrik panosunu bul ve şalteri kaldır diyor. Araçlar bunları taklitteki araç mağazasında bulabilirsiniz. Satın aldıktan sonra kullanmak için F tuşuna basarak envanteri açın. Teşekkür ettik. F tuşuna basarak envanteri açabiliyoruz. Evet, binanın içinde ve dışındaki tüm çöpleri temizleyin. Tamam baba. Çöpleri temizleyelim. Bu arada mekanımızın ismi ne olsun? Onu bir düşünürüz. Buradaki çöplerimizi temizleyelim. Dıştan da güzel bir şekil verirsek güzel olur bence. Tamam, ne diyor? İç ve dışını tabletin çöp dökme olayına gireceğiz. Buradan çöpleri kaldır. 50 dolara şunu da görelim. Ahmet Usta geliyor. Ahmet Usta, çöpçü Ahmet. Abi sağ olasın. Ben arada bir seni çağıracağım. Hayırlı işler. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Tamam. Devam toplayalım. Her yerde pislik götürüyor baba ya. Şu içeri baksana. Camlar gitmiş. Her yer gitmiş. Her yerde olduğu gibi bu mahallelerde evsizler yaşıyor. Zaman zaman para istemek, zarar vermek, bazılarını sadece gözetlemek için iş yerinizi ziyaret edebilir. Onlara nasıl başa çıkacağınıza size kalmış. Tamam baba. Anladık. Çöpler yine doldu. Nerede lan bu? Gültekin, nereye kaçtın lan? Kaçtın mı lan? Bir tane Seraş abimiz vardı. Kaçmış. Çöpleri kaldır baba. Bak bak. Böyle kafeyi nerede bulmuşsun baba? Boynuzlu geyik meyik falan. Of. Mekan sağlam. Amir abi. Kolay gelsin. Artık bize bir indirim yaparsın ya. Böyle olmuyor yani. Elle elle götürüyorsun yandan yandan. Çöp kutusu boşaltıldı ama pisliğimiz boşalmadı. Ama fazla uzaklaştırmıyor mu? Seviye yükseldi öyle ya. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Her şey sizin için. Alpha King, kanalıma abone olmayı unutmayın. Nereye kadar gidiyor? Bakmam lazım.
Ana şehre giriyor mu lan? Buraya kadar. Tamam, sorun yok. Ne bileyim, hani belki uzakta bir yerde gizli çöp möp möp falan vardır. Seviyeyi daha çabuk atlıyordur. Tamam, şimdi böyle yapalım o zaman baba. F tuşuna basıp bunu alıyoruz. Buralarda iyicene hemen hızdan bir temizleyelim. Ondan sonra mekanımızı açalım baba. İsim ne olabilir ya? Babasının oğlu. Çünkü babasının hayalini. Daha doğrusu babasının hayali değil de işte babası da istiyordu. Babadan oğla. Ne olabilir? Şöyle bir canlı chatimiz olsaydı, birlikte sohbet edip birlikte koysaydık ne güzel olurdu. İnşallah o da olacaktır. Evet, mekanımızın adı... Hayal desek o da biraz... fantazi. Güzel bir mekan. Yani sonuçta ilk yemekle başlayacağımıza göre... Food olsun, yemekli bir şey olsun. Babanın yeri. Yok lan, babanın yeri de mafya gibi. Kapının önü bile yosun tutmuş. İçeride fareler cirit atıyor ya. Halledeceğiz, hepsini halledeceğiz. Tamam. Çöplerimizi de atalım. Görev tamamlandı. Araç mağazasından bir ağ satın al. İşletmedeki tüm fareleri yakala. Ondan önce burası da depomuz arkadaşlar. Tamam. Şimdi buradan girip ne istedi bizden? Araçlardan hem bunu, dur. Bunu istedi sadece, değil mi? Sıra sıra gidelim. Tüm fareleri satın al ve işlet bir iki tüm fareleri yakala. 1 2 3 Görev tamamlandı. Pencereler, çatı, mermerit bloklar. Tamam baba, pencereleri de halledelim. Yani dışarıdan mı takacağız? Evet, çok güzel oluyor. Maşallah maşallah. Sanki tam onu tutturamamışlar gibi de. Ya da ben mi yanlış yapıyorum? Her neyse, oluyor zaten. Başka pencere var mı? Başka penceremiz yoktur. Ondan sonra ne diyor? Mermerit bloklar. Bak mesela. Yapıyoruz baba. Niye olmuyor? Basık mı tutacağız? Basık tutacağız. Tamam, oyuna yeni girdiğimiz için biraz
aksıyor ama oluyor yani sonuçta baba işte. $7.000 kaldı. Başka yok varmış. Tamam çok güzel. Ondan sonra ne diyor? Pencereler çatı. Çıkalım çatıya baba. Bu ne? Düşme ha Mahmut. Kendine gel kardeş. Senin o çatıda ne işin var? Bu da kargo mu? Neyi anlamadım. Sürekli uçup duruyor. Ah gidiyorduk. Görev tamamlandı. Bu ne baba? Seviye 2 atladık. Tebrikler. Restoranınızı geliştirdik. Banka hesabınıza ödül paranız yattı ve ayrıca yeni bir... Okuyamadım. Duvarları boya ve duvar kağıdı ile kaplayın. Banka hesabımız nerede oğlum? Duvar kağıdı ile kaplayın. Yönetici fatura. İstatistikler bilmem neler. Bakalım istatistiklere. Yenilebilen öğeler 43. Yakalanan sincap. Oyun süresi 15 dakika. Kazanılan para 707. Tamam, istatistikimiz bu. Aşağı atla baba. Şimdi olay buraya geldi. Mutfağımızı buraya yapıp işletmemizi bura mı yapsak? Mutfağımız bura olur mu ya? Bura VIP lounge olsun ya. Mutfağımızı buraya yapalım. Nasıl yapalım baba? Bir dakika neler varmış ilk başta bir girelim. Ne o, oyun bizden ne istiyor? Duvarları boyayın ve duvar kağıdı ile kaplayın. Duvarları boyayalım ve duvar kağıdı ile kaplayalım. Duvar. Duvar. Duvar da böyle olsa nasıl olur ya? Böyle olsun baba. Burası mutfağımız. Komplesini mi öyle yapsak yoksa değiştirsek mi? Ama duvarları yapın diyor. Duvarları yapmak için sarı. Bunlar güzel durmaz ya. Sarı. Dur bir duvar kağıtları diyor. Halı boya. Duvarları boyayın diyor. Cephe dış duvar duvar duvar. Sarıya ne gider? Ama bunlar böyle mesela bir bakmam lazım. Sarıya yeşil gider mi? Şu lambayı al baba. Sarıya bu gider mi ya?
Olabilir, neden olmasın? Emin değilim ama. Böyle bir gidelim. Odanın her yerine 3 duman dedektörü. Eşit olarak. Şöyle bir kalsın. Bir. İki. Üç. Tamam, duman dedektörümüz de hazır. Haydi menü üstünden biraz çalış. Tablet menüyü açın ve menüye en az 5 yiyecek ekleyin. Ne diyorsun baba, daha hiçbir şey yapmadık ki. Yerler ne olacak? Tamam, menüyü açalım baba. Menü nasıldı? Menü. Şimdi böyle yapacağım. Hepsinden alacağız. Mesela bu 13 pahalı diyor. 12 idare eder. 14. Vay anasını. 17. 17. 7. Kaç? Of, bundan iyi para yapacağız. 22. ...22... ...14... Tabii ilerleyen zamanda bunların pahalıya yükselteceğiz. Şimdi 5 dolar olur mu ya? 7. Hindiye ver baba 25. Nerede 25 olmadı? 22. O da iyi. 14. Tamam. Şimdi baba hindiyi koy. Yüksekler nerede? Peynirli sushi'yi koy. Sushi Philadelphia. Bunu koy. Daha doğrusu hepsini koyacağım ya. Hepsinden üretelim. Görev tamamlandı. Ben yine bunların hepsini atayım. Bunların hepsini alacağız zaten. Tamamdır. Şimdi yemek pişirme için gıda sipariş edelim. Tablet food store'unu açın ve menü gıda sipariş edin.
Tamam, food store'u açalım. Aha. Faik abi. Faik Kalmadı mı lan? abi. Vallahi mı? Anlıyorum ben seni ya. Hadi gel garibim, sana verelim. Dün Marco Rete tarafından dövüldüm ama böyle bir dayak yeme şekli yok. Fena benzetti beni. İtalyan restoranı Vesuvius'un çöplüğünde bulunan bir parça brie peyniri paylaşmak istedim. Ben de ayık kafayla atar yaptım. Şimdi yaralarımı sarmam gerekiyor. Bana birkaç kutu alkol veya yara bandı için 7 dolar verir misin? Hadi bakayım, inandım say. Ama sana bir şey yaparlarsa bana gel baba, ben Alfa King'im ha, ona göre. Git şimdi Marco'ya de ki beni ellerlerse garibanın babası geldi Alfa. Görüşürüz. Faik abi, yavaştan yavaştan, yandan yandan. Adamın kafası güzel baba. Bu ne diyor lan? He, buraya gelecek değil mi? Siparişimizi verelim. Food storage. Hepsinden alacağım baba. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Hepsinden aldım değil mi? Bir tek içecekler kaldı. Oha. Şimdi baba bunları tek tek. Lan Faik abi, yardım etseydin de sana bir sakal atardık dayı ya. Evet, bunları tek tek buraya dolduracağız. Ama içeriği bitirmeden niye öyle yaptı ya? Oğlum bu dükkan şey gibi de, nenemin evi gibi duruyor. Hoşuma gitmedi. Ama daha bitmedi. Şu ön görevleri bitirelim de. Bunları tek tek doldur baba. Ondan sonra nereye gitti lan? $7.000 var da. İyi iyi, 7.000 dolarla biz burayı patlatırız baba. Dükkanımızın adı ne olsun ya? Afiyet olsun. Afiyet olsun, hoş geldiniz. Lan peynirin kokusunu aldın, yine içeride dolaşın değil mi lan Şakir? Evet, onu sonra toplarız. Sıkıntı yok. Mekanımızın adı Afiyet olsun. Ama sonradan böyle kulübe mulübe, yani kulüp dediysem yani böyle biraz society'ye dönüşürsek Afiyet olsun olmaz ya. Babanın yeri desek bu da, şimdi diyecekler oğlum babanın yeri ne? Ama halbuki hayali babasının hayali. Çocukluğundan belli. Onun için babanın yeri, yani mafya ayağından falan değil. Dreams. Dreamers. Onun Türkçesini nasıl yapabiliriz? Hayalperest. Öyle de food olmaz. Ne olabilir ya? Keşke canlı chat'im olsaydı da canlı chat'le konuşup şey yapsaydım. Ne olabilir, ne olabilir? O zaman öyle yapalım ya. Mekanımızın adı Afiyet olsun.
İleride değiştirebiliriz belki. Parayı kırdık mı baba, neden olmasın? Afiyet olsun, hoş geldiniz. Tebrikler. Görevler başarıyla halloluyor. Evet, ilk müşterileri merak ediyorum ama içerisi bitmedi. Sadece şu ön görevleri bir bitirelim. Ondan sonra göreceğiz. Vallahi depoyu fulladık. Az kaldı. Anladığım kadarıyla envanterimiz, yani menümüz yeşil noktalı göstertiyor food storage'te. Yani bu olaylar lazım diyor. Tamam, onu da anladık. Güzel güzel, oyunumuz güzel, kaliteli. Umarım hoşunuza gider. Like atarsınız. İzlenme sayılarımız artar, abonelerimiz artar. Abonelerimiz 129 olmuş. Herkese tek tek teşekkür ederiz. İyi ki varsınız Alfa ailesi. Evet, görev tamamlandı. Bazı ekipmanlar bir elektrik prizine bağlı olmalıdır. Satış mağazasında priz satın al ve duvara yerleştirin. Sonrasında gerekli ekipmanı prize bağlayın. Aksi takdirde müşterilerinizin siparişlerini yerine getiremezsiniz. Tamam. Bir yazar kasa, mutfak tezgahı, fırın, buzdolabı yerleştirin. Bazı ekipmanların prize takılması gerekir. Priz takın. Tamam baba. Şimdi ben ilk başta mutfağa dalacağım. Keşke bunun kalitelisi olsaydı ya. Ama level 7'de açılıyormuş. Şimdi böyle yapalım. Bunları almayacağım da. Kapat baba şurayı. Ben şu mekanı bir dizeceğim ya. Tavanı nasıl yapabiliriz? Böyle kaliteli kahverengi. Kaliteli kahverengi olur mu ya? Bu yer gibi oldu ya. Dur bir lan, yeri de yapalım o zaman. Bu oluyor mu? Yere olmuyor, bir dakika. Zemin. Bu nasılmış lan? Çok abartılı ya bu, yok bu. Mermer gibi görünüyor. Zemin. Aynen, bu tavan değil de zemin böyle olsun. Paramız şimdiden gidiyor. Şurayı nasıl unutmuşlar ya? Tamam güzel. Bir tek şu duvarlar hoşuma gitmedi ya. Tavanı da yapalım bir dakika. Tavan. Tavanı ne yapabiliriz ya? Tavan bir değişik olsa. Tavan böyle olsa olur mu lan? İyi, hiç yok yok yok, hiç girme. Tavanı ne yapabiliriz? Tavandır değil mi bu? Böyle bir şey. Ha. Aynen baba. Ver bize bu eski taçı.
Klas oluyor. Ondan sonra ışıklandırmayı falan yaptık mı var ya. Burası çok klas bir yer olacak. Alfa'nın mekanına hoş geldiniz. Tamam baba. Bu duvar hoşuma gitmedi ya. Paramızı çok harcamayalım. Şu gider mi lan? Yok lan bu tavan. Bir dakika. Ne diyor bu? Halı duvar. Duvara. Yok bence bunlar gitmez. Duvar. Boya. Şöyle bir şey deneyelim. O ne lan? İkisi birden çıktı. Öyle saçmalık mı var? Şunu sat ya, bu bir şeye yaramıyor. Ben buraya lamba almam lazım. İçerinin lambasını halledelim. 150 diyor. Çok fazla. 39, 90, 95. 69. Nasıl yapsak? Girişte bir tane olsun. Buraya da bir tane olsun. Buraya 3 tane olabilir. Tamam, içerinin aydınlatması idare eder. Bir tane de çanımız var. Şunun rengi açık olmuş ya, hiç yakışmamış. Bunun koyusu yok muymuş baba ya? Bu ne ya? Boya. En koyusu bu muymuş? Şimdi dur. Şu duvar güzel durmadı. Burada güzel durmadı. Buna ne yapabiliriz? Dur şurayı bir halledelim de. Şu duvar hoşuma gitmedi. Buna ben en iyisi yani burası mutfak gibi kullanacağımız için bence böyle gidelim. Hoşuma gitmedi. Nasıl yapabiliriz? Paramız boşu boşuna gidecek. Böyle eski kiremit taç. Bunlar çok gotik görünüyor ya. Bunları almam, yakışmaz. Dış cephe zemin duvar. Böyle bir şey yakışır mı bilemedim ki. Bakayım şöyle bir şey gider mi? Şurası mutfak desek.
Ben sürekli uyuyorum. İyi, fena olmadı. Ama çok engelleyebilir oyunu. Ulan seni ben şuradan bir yok edeyim ya. Bir dakika ya. Toplamazsan bir de çoğalıyorlar. Tamam, burası güzel oldu. 6000 dolar. Burası mutfağımız olacak. Şimdi baba. Bir düşünelim. Buraya gir. Mobilya değil, mutfak. Bunlar 7'de açılıyormuş. İki, üç. Tamam. Bu üç. Ondan sonra ne istiyor bizden? Buzdolabı. Bir tane buzdolabı. Hadi bir tane buzdolabı. Bir tane fırın mı istiyor? Buraya yerleştir lütfen. Araya sıkış lütfen. Lütfen sıkış, aynen. Bir tane de bu. Tamam, mutfağımız güzel. Ondan sonra buraya da bir tane lavabomuzu atalım. Dön baba, dön baba. Ya işte koy kardeşim ya. Ya niye bize eziyet yapıyorsun ki? Koyacak başka yer yok işte. Oyun kaydedildi. Şu an buna ihtiyacım var mı onu da bilmiyorum. Göreceğiz. 5000 dolarımız var. İyi güzel. Daha faturalar geldi. Ne faturasıymış oğlum bu? Dükkanı açmadık. Tamam. Ondan sonra buzdolabı yerleştir. Bazı ekipmanları prize takılması gerekir. Priz satın al. Sorun yoktur. Priz alalım baba. Al sana priz. Prizi yok diyor. Güç diyoruz. Tak baba. Güç diyoruz. Tak baba. Bu ikisi takılı. Hamam böcekleri. Gel baba. Nereden alıyorduk lan? Araçlardan. Git oğlum git. Senin burada ne işin var? Ha. Hamam böceklerini hallettik. Mutfağımız çok güzel şekil alıyor. Şimdi
Lavabomuzu şuraya koyabilsek güzel olacak da. Tamam, şimdi önemli değil. Mutfak. Şundan koyacağım. Şekil dursun baba. Biraz ortalı olsaydı daha güzel olacaktı. Böyle taşı. Böyle. Taşı. Böyle bunu da taşı diyelim. Böyle yapsak şu ortadakini tekrar taşı. Evet, işte oyunun böyle bir simetrik şeyi koymamışlar. Uzaktan bakınca sanki bizim Seroş Faik yapmış gibi. Faik abi, cephane bitti mi gelirsin dayı. Bakayım bakayım. Çok boşluk var. Şunu biraz daha. Şunu oturtamadık ya. Taşı baba. Tamam, böyle iyidir. Şimdi bunların üçüne de şey lazım. Priz. Priz. Bir baba. İki. Buraya da üç. Bunu. Yo, bunlara priz lazım değil mi lan? Priz lazım. Üç. Taşı. Güç. Taşı. Takıldı. Aynen, mutfağımız bu. Her şeyi bağlı. Bir de buraya ne lazım? Satış yeri. Bu da kasiyer. Buraya değil de şekil olsun, şöyle olsun. Niye kabul etmiyor? Tamam. Çok mu uzak durduk ya? Bir de yamuk mu duruyor bu? Anlamadım. Taşı. Faik abi, sen mi geldin lan? Gel dayı, bugünkü hikayene bakalım. Ne anlatacağım bize? Söz aşka Vallahi öfü mı? Yemin et kâşen lan. Ahir Hadi gün yiyelim. zol Hımf arfım. O ne oğlum? vücü
Tünaydın 3 gündür yemek yemedim ve bir şey içmedim. Yiyecek bir şeyler ve bir şişe vodka almak istiyorum. Çöp kutusuna baktım, boş. Orada hiçbir şey bulamadım. Hüp füstür, bana 50 dolar verir misin? Bir gün geri geleceğim ve bu parayı sana geri vereceğim. 50 dolar bence çok. Kıçına tekmeyi vurmayacağım ama al lan. Gönlümden koptu. Vereceğim lan Faik abi sana. Bir gün bu parayı geri vereceksin biliyorum. Yürü git lan. Bu tipe bak ya. Bunu güzel yapmışlar bak. Geliyor gidiyor geliyor gidiyor. Şimdi bunu ama para vermediğin zaman dükkanı parçalamaya başlarsa döveriz o zaman baba, biz de döveriz. Dövüyormuş zaten herkes. Yazık, günahtır ya, kıyamam valla. Dövmesinler, garibandır. Evet. Her şeyimiz hazır. Bu ne istiyor bizden? Bir yazar kasa, mutfak tezgahı, fırın ve buzdolabı. Yerleştirin bazı ekipmanları prize. He, tamam. Bunun prize eksik. Bir dakika. Onu da şuraya yerleştireyim. Ondan sonra bu görevde tamamlansın. Görev tamamlandı. Bir dakika, bir dakika. Kağıt masa yerleştirin. Tamam, ocak ve lavabonun üzerine bir davlumbaz yerleştirin ve müşterilerinin yemek yiyeceği 2 adet masa yerleştirin. Ekipman elektrik prizlerine takın. Tamam, yaptım. İşte bak, önden yaptığımız için bekleseydik ama bunu şey yapacağını tahmin etmemiştim. Ocak ve lavabo. Tamam, üstünde. Şimdi lavabo istiyor bizden. Lavaboyu nereye yerleştireceğiz ya? Buraya sığmıyor. Burayı da ne güzel dizmiştik ya. Duvar kağıdı yaptığımız için mi kabul etmiyor? Şuraya koysam bu da hiç güzel durmayacak ya. Şuraya koysam bu da gözümüzü engelleyecek. O zaman şuraya koysam, buna ceyran lazım mı lan? Buna ceyran lazım değil ki. Bu da görüntüde şeyimizi bozacak. Evet. Hiç güzel durmadı. Bir tık daha genişleyebilsek, genişleyemiyoruz mu ya? Arsa, parsel, bilmem ne şeyleri yok mu? Yönetici araçlar. Bunu da alalım. Tamam, lavabo şimdilik burada dursun. Deponun yanında. Çirkin duruyor. Ama idare edeceğiz. Burası dükkanımız. 2 tane mobilya, 2 tane yerleştir diyor. Biz 120'ye bundan yerleştirelim. Buraya bir tane. Görev tamamlandı.
Mutfak tezgahında çalışması için bir işçi al ve 2 adet lamba takın. Lambamız var zaten. Bize 2 işçi değil, 3 işçi lazım baba. 12 dolar. İşi al. Motivasyonu eksik. İletişim. Yok, hoşuma gitmedi. Dur şu bir taneyi yerleştireyim. Buraya koyabiliyoruz mu? Burayı ben kendim yapacağım. Değil mi? Çalışan koyamıyoruz. Çalışan atayın. Görev tamamlandı. Dışarıya 2 biyo tuvalet yerleştirin. Şu adamın motivasyonunu nasıl düzelteceğiz? Yönetici, premium ücret, motivasyonu artsın. Eleman avcısı, işe al. Çalışanı yerleştir. Evet, şimdi bunlara isim koyalım. Tiplerini de göremiyoruz, arkaları dönük. Bu bayan mı lan? Yönetici, Charlie ile Anna. Şimdi buna ve buna isim koyacağız. Ama bir tane daha işçiye ihtiyacım var. Yok. İletişim sıfır bunda. Şimdilik böyle kalsın. Dışarıya 2 tane tuvalet al diyor. Tuvalet ne alaka lan? Tuvalet mi varmış? Dış cephe. Diğer. Boya. Mutfakta değildir herhalde tuvalet. Kasiyer. Mobilya. Bu ne lan? Arabic Night. Aa, burada tuvalet lan yazıyor. Çüş, 2 tane mi? Yok, ebesininki. Oğlum herkes memnun, millet niye tuvalete gitti? Görev tamamlandı. İşletmeyi açın ve 50 müşteriye servis yapın. Tamam. Olayımız bu kadardı. Dükkanımızı dizdik ama olayımız bitmedi. Bir tane işçiye ihtiyacımız var ve VIP launch. VIP'mize sonradan mı göz atalım? 50 müşteriye servis ver diyor. O zaman böyle yapalım biz. Boya değildi, tavan değildi. Mobilya. 50 müşteriye nasıl servis vereyim oğlum? Ya beklerlerse şuraya yapayım, bura hazır değil ama böyle bir kalsın. Zaten alacağız onları.
Tamam, dükkanı açmak için. Dur bir dakika, ben ne görmüştüm? Welcome yazısı vardı. 20 dolara. Bunu alalım mı baba? Hoş geldiniz ve şu dışarıya şey yerleştireceğim. Neredeydi o tabela? Neredeydi lan? Neredeydi lan? Kara tahta, kara tahta. Böcek ilacı alın, böcekleri yok edin diyor. Dur. Kasiyer değil, mutfak. Mutfakları değil, serbest. Serbestleri değil, lambalar. Resimler. Tuvaletleri değil. Duvar. Diş çepi. Aynen. Şimdi baba. Şuraya böyle koyalım. İçeri diyor lan. O zaman böyle. Böyle gelirken herkes görmüş olur. Alo, nereye gitti? Versene baba bunu bize ya. Niye uğraştırıyorsun bizi? Tamam, yaz buraya. Hindi. Sushi. Başka ne vardı lan? Hindi ile sushi. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Aynen baba. Dur bunu biraz daha şey yapalım. Başka ne olabilir lan? Menümüzde neler vardı? Ödemeniz gereken bilmem ne var. Tamam, faturamızı ödeyelim. 86 dolar elektrikçi. Şimdiden o kadar ha. Menümüzde ne varmış? Bir dakika, food storage değildi. Hindi, peynirli sushi. Lazanya. Lazanya ve lazanya ve pizza. Böyle. Aynen baba. Böyle de görüntü alalım. Ne biçim bir final lan bu? Fırtına mı geliyor yoksa başka bir şey mi?
Tamam, ne oldu? Ödüm koptu. Dayı, ne oluyor lan burada? Arada bir böyle sapıtıyor mu bu dünya? Tamam arkadaşlar, gördüğünüz gibi dış cepheden hasar aldık. Bunları da iyileştirelim. Anladım. O zaman arada bir böyle fırtına çıkıyor. Böyle dükkana hasar veriyor. Arada bir bunları iyileştireceğiz. Olsun. Bence güzel yapmışlar. Yani bir değişik bir katkı sunmuşlar oyunda. Güzel. Hoşumuza gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Şurayı bir toparlayalım. Güzel. Bir de yukarıya çıkıp yukarıyı bir kontrol edelim. Girişimiz temiz olsun. Afiyet olsun, hoş geldiniz diyeceğiz. Temizliğimizi yapalım. 50 kişi hazırız. Çatıya da çıkalım. Çatıyı bir kontrol edelim. Çatıda bir hasar varsa hemen tamir ederiz. Çatıda bir şey varmış. Evet. Yani bence güzel yapmışlar ya. Hiç kızmaya gerek yok. Oyuna bir değişiklik katmış. İşletmeyi aç ve 50 müşteriye servis yapın. Aynen onu yapacağız. İlk müşterimizi alacağız. Açmadan önce ben buraya bir eleman daha alacağım. Bu ara kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. İletişim motivasyonu varmış. Çalışma hızı, çalışma hızı, çalışma hızı. 10 dolar buna vereceğim. Şimdilik bize sunduğu en iyi işçi. Çalışanı ata baba. Evet, bunlara isim vereceğiz. Bunlara afiyet olsun takımının elemanları. Bunların ismi yoktur. İsimlerini ne verebiliriz? İki tane bayan var herhalde. Bayan mı lan bu? Bakmam lazım. Yönetici Anna Charlie Amelia. Orijinal isimlerini vermeyelim ya. Buna ne diyelim? Ayşe, Fatma ve Bahtiyar. Ayşe, Fatma ve Bahtiyar abi. Evet, Ayşe, Fatma ve Bahtiyar olsun. Boş ver, kafadan salladık gitti baba. Sonradan takma isim takarız bunlara. Kafemizin burasını bu bölümde bitiririz ama bir ilk 50 müşterimize bir hizmet verelim. Hazır mısınız takım? Hazırız abi. Tamam o zaman. Herkes iş başına. Bismillah deyip dükkanımızı açalım. Açığız. Bir işletme açtınız. Ekipmanları taşımak, yeni işçiler işe almak için işletmeyi kapatmanız ve mevcut tüm siparişleri yerine getirmeniz gerekir. Ardından ihtiyacınız olan her şeyi yapabilirsiniz. Eyvallah baba, biliyoruz. İstatistiklerimiz, ben şimdilik kapıya geçeyim. Kapıdan müşteriyi karşılayayım. Şuraya gideyim. Elli müşteriye hizmet vereceğiz. Soframız açılmıştır. Gelin, gelin. Soframız açık. Herkese kapımız açık. Kapımız açık mı olsaydı lan yoksa dükkan? Yok ya, afiyet olsun. Hoş geldiniz efendim. Dayı, sen de burada şekil yap da müşteri patlasın. Kimse gelmiyor baba. Ben geri gideyim. Kapıda mı bekleyeyim? Gelecekler baba ya. Dur, bekle. Yani her şeyimiz full. Afiyet olsun, hoş geldiniz.
Geliyor, ilk müşteri geliyor. Bahtiyar, Ayşe Fatma. Ayşe Fatma Kazım mı deseydik lan? Kazım abi. Bahtiyar abi daha güzel lan. Hoş geldiniz. Afiyet olsun, hoş geldiniz. İlk siparişleri alacağız. Bazen müşteri yerde ayak izleri bırakır, temizlemek için alet mağazasından bir paspas satın alın. Tamam. Ne istiyormuş bu dayım? Karbonara makarna istiyormuş. Makarna. Al sana makarna baba. Afiyet olsun. Siparişiniz hemen gelmekte. Evet, Ayşe iş başında. Ama niye buraya oturuyorlar ki? Buraya yapılı değil oğlum. Buraya niye oturmuyorlar? Tamam. Müşteri ayak izi bırakmış. Hemen paspasla temizleyelim baba. Gitti. Bilseydim burayı yapardım yani, buraya oturacaklarını bilseydim. Buraya niye oturmuyorlar lan? Burası yoksa genelde mutfak mı? Tamam, siparişiniz hazır. Hemen geliyorum. Aldık. Take 14'e. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Umarım internette bize güzel bir yorum bırakırsınız. Afiyet olsun, afiyet olsun. Hoş geldiniz. Buyurun. Soframızda güzel güzel yemekler mevcuttur. Siparişinizi alabilir miyim? Ne istiyorsunuz? Mantar çorbası. Patlı pırıp pırıp çorbalar. Mantar çorbası. Bir tane. Hemen geliyor efendim. 50 tane müşteri. Bu ikinci müşteri. Burayı da hiç yapmadık ki. Sonradan bize internette kötü yorum yapacaklar. Restoranın tanınırlığı en önemli göstergedir. Ekranın üst kısmında yıldız olarak görüntülerini daha fazla yıldız, daha fazla müşteri demektir. Dereceleri arttırmak için mekanı temiz tutun. Periyodik onarımları yapın. Müşteriler daha hızlı hizmet verin. Misal kasada ne kadar? Okuyamadım. Tamam, anladık. Oo, müşteriler artıyor. Aldık baba. Geliyoruz. Sofradaki parayı toplayalım. Bismillah dedik. İlk paramızı kazandık. Buyurun efendim. Peynirli pizza istiyorlar. Peynirli pizza verelim. 4 peynirli pizza. Teşekkür ettik. Siparişinizi alabilir miyiz? 4 peynirli pizza. Bir daha mı istiyor lan bu? 4 peynirli pizza. Siparişinizi aldık. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Bir daha bekleriz. 2 tane peynirli pizza. 2 tane. Müşteriler kaynıyor. Oo. Temizleyelim. Hoş geldiniz efendim. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hemen siparişlerinizi alalım. Pizza carbonara istiyormuş. Pizza carbonara. Teşekkür ettik. Siparişler hangisinin lan? Bunun da herhalde. Zaten göstertiyormuş. Evet. Çabuk olalım. Çabuk olalım. İkinci sipariş geldi. Müşteriler 3 oldu. Hiçbir tane müşteri eve boş dönmeyecek. Size boşuna onca parayı vermiyoruz arkadaşlar. Take dedik, aldık. Bu adam pizzasını götürdük. Afiyet olsun efendim. İnternette bizim üzerimize yorum yaparsanız seviniriz. Keltoş adam. Ondan sonra başka dükkanımız temiz, böceğimiz bir şeyimiz yoktur. Barışınız hazır efendim. Ne oldu lan? Ceyran mı gitti? Siparişinizi alabilir miyim? Yerel pizza. Yerel pizza var mı? Yerel pizza. Teşekkür ettik. 5 dakikaya hazırdır. Bunu sat.
Karoş. Faik abi bekle bekle kardeş. Geliyorum. Oğlum neler bozuluyor böyle ya? Oo, müşteri dolmuş. Müşteri peynirli sushi istiyor. Peynirli sushi. Mikrofonum kapalıymış ve çok kötü oldu. Ben bu mikrofonu nasıl kapalı unutmuşum böyle? Mantar çorbası. Diğer mantar çorbamız nerede? Çorbalar yukarıda. Mantar çorbası. İşte çekimlerde hatalardan biri mikrofonunuzu kapalı unutuyorsunuz. 10 dakikadır mikrofon kapalı duruyor ve fark etmiyorsunuz. Bana bir kasiyer de lazım ya. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Sayonara teyzemiz gitti mi? Sayonara teyzemiz gitti. Hoş geldiniz. Üçlü beşli geliyorlar. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Şu adam inşallah hindi yer. Margarita pizza diyor ya. En ucuzunu yiyor bir de. Margarita pizza aldık. Durun. Hemen geliyoruz. Buyurun efendim. Suşiniz. Sakallı dayı yine gelmiş. Varışları alalım. Carbonara makarna diyor. Carbonara. Al sana carbonara. Pizza carbonara diyor. Pizza carbonara. Alın size pizza carbonara. Evet. Mekan doluyor. Buralara da oturuyorlar. Buyurun efendim. Yemeğiniz afiyet olsun. İçeride sesler çoğaldı. Çok güzel oldu. Dükkanın bereketi arttı. Sadece daha demin mikrofonumuzu kapalı unutmuşuz. Diyaloglarımız duyulmadı. Evet. Göster, tek, pizza. Pizza kimindi? Pizza sizin mi beyefendi? Buyurun afiyet olsun. Yetişebileceğiz mi tüm siparişlere bakalım. Lazanya istiyor. Lazanya. Lazanya, lazanya, tatlı diğerleri. Lazanya siparişimizi aldık. İnşallah oturacak yer bulabiliriz sizin için. Oğlum paraları toplayamıyorum. Lazanya kimindi? Buyurun efendim, ortalık karışıyor. Pizza, beyefendi pizza sizin miydi? Buyurun, afiyet olsun. Paraları... Bacım, paraları çıkart. Masada bir sürü para vardı. Nereye gitti bu paralar? Seni hiç unutmayacağım kadın. Sana bir 50 dolara bir yiyecek takalayım. Kadın paraları çaldı ya. Paralar nerede kızım? Evet. Mekanımız gitgide... artıyor. Çöpünü de topladık. Kadının siparişini hemen yetiştirin arkadaşlar. Geliyor, geliyor. Buyurun efendim. Buna size 100 dolara vereceğim. Buyurun efendim siparişiniz hindi. Oo. Hindi diğerleri. İlk hindi siparişimizi aldı. Bu beyefendiye acil servis yapalım hemen. Daha yiyor. Üçer beşer giriyorlar. Evet. Siparişinizi alabilir miyim? Lazanya. Burada değildi. Diğerleri lazanya. Buyurun. Siparişinizi alabilir miyiz? Mantar çorbası. Mantar çorbası neredeydi?
Çorbalar, mantar çorbası, buyurun. Afiyet olsun. Peynirli sushi. Daha fazla mutfak tezgahına ihtiyacınız var. Siparişler hemen geliyor efendim. İçeride fareler şey oldu. Siparişlerinizi alabilirsiniz. Peynirli sushi. Sushi California Grill'in buçuk peynirli sushi. Siparişinizi aldık. Take. Müşteri kaynıyor. Müşteri kaynıyor. Ama alabileceğimiz bir şey bulamıyoruz. Fare nerede? Fareyi yok edin. Çabuk giyip kalksınlar. Oğlum paralara ne oluyor, ben onu anlamıyorum. Ödemeden mi gidiyorlar, anlamadım ki. Parişlere yetişemiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dükkanımız full. Her yerde ayak izleri. Bunları da hemen yok edelim. Müşteri memnuniyeti. Ön saflarda bizde. Afiyet olsun, hoş geldiniz. Hepiniz birden geldiniz. Bereketli geldiniz ama biraz zorlanıyoruz. Paralar yoksa spawnlanıyor mu? Tamam, 1-2-3 tane yer kaldı. Siparişleri hemen alalım. Buyurun efendim, patates püresi. Patates püresi siparişiniz alınmıştır. Buyurun efendim, peynirli sushi. Oo, peynirli sushi, peynirli sushi alınmıştır. Buyurun efendim, yerel pizza. Yerel pizza sipariş alınmıştır. Buyurun efendim, carbonara makarna. Makarnanız hazır. 5 dakikaya gelecek. Ama yetişemiyoruz. 3 tane adam olduğu için çöpümüz dolu. Ödemeler var. Ödeyelim. Sıkıntı yok. Çöpçü $41. Ahmet abi, çabuk yetişmen lazım. Nerede bu? Buyurun efendim. Parayı toplayalım. Yetişmeye çalışıyoruz. Ahmet abi, bir gün gel, çayımızı iç. Bizim için çok iş yapıyorsun abi. Sağ olasın, Allah razı olsun. Çöpleri götürdük. Siparişinizi alalım. Carbonara makarna. Carbonara makarna. Buyurun efendim. Siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Olaylar heyecanlandı. Müşteriler gidiyor. Çok beklediniz. Kusura bakmayın. İki kişi geri dönüyor ya size. Bunlar yedi gitti mi lan? Yok, yemedi gitmedi. Sayonara, sayonara. Bunlar da çok çabuk mu bozuluyor ya? Faik abi, müşterileri rahatsız etme. İki tane müşteri gitti. Moralim bozuldu. Afiyet olsun efendim. Niye öyle oldu ya? Ne güzel gidiyorduk. Her yere birden yetişmesi zor ama hallediyoruz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Faik abi git ya, sonra gel. Ekipman yok diyor ya. Nasıl ekipman yok oğlum? Anlamadım. Ekipman yok dedi. Bir şeyim bozuldu. Bu da çalışıyor, bu da çalışıyor, bu da çalışıyor, bu da çalışıyor. Yeterince ekipman yok diyor.
Anladım. Bunları satacağım. Sıra sıra şey dolduracağım. İki kişi birden geliyor. Bakalım. Ondan sonra bir şekil vereceğiz. 2424 bence hiç iyi değil. Yemeği hazırlamak için yeterli yiyecek ve ekipman yok. Evet. Tamam. Dükkanı kapattık. İstatistikler 24, kaydedilen siparişler 5, alınan çalışanlar 3, kazanılan para eksi 5576. Eksi de ilerliyoruz. Hiç iyi iş yapmadık. Şimdi burada sıkıntımız şu pislikse moralimi bozacak. Tamam. Şimdi baba bunları satacağım. Şuraya bir düzgünce güzel bir yer yapacağım. Şimdi bu çatı böyle mi olsun, böyle olsun. Level 2 atlayamadık. Çatıyı böyle parlak yapalım. Şey tavanı. Boya yapalım ya. Aynen böyle. Şimdi buraya biz ekipman, yeterince ekipman yok ya. Yani içeri daha çok mu sandalye falan alacağız? Resimler. Böyle.
Öyle. Ondan sonra mobilya. Yirmi diyor da yetmiyor ya. Nerede bu 370'lik? Bunlardan bir sürü doldursak buraya. Para yok. Tarihçileri de veremiyoruz. Buradan geçip verebiliyoruz. Buradan geçemiyoruz. Ama buradan geçip siparişleri verebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 masa. 5 masa. Şöyle yapsak. Taşı desek. Taşı. Taşı. Hepsini böyle yan yana dizeceğim. Yani maksat kapasitemiz yetişmiyormuş. Beyefendiler öyle dedi. Herkes de buraya gittiği için burayı böyle full dolduracağım. Buradan da siparişleri yetiştirebileceğim her masaya. Evet, şimdilik buradan her şeyi yöneteceğiz. Hoş geldiniz, afiyet olsun, hoş geldiniz. Buyurun, siparişinizi alalım.
Sipariş karbonara makarna. Makarnanız hemen hazırlanıyor. Teşekkür ettik. Ayağının kiriyle geldi ya. İstatistiklere bakalım. İstatistiklerimiz. Kaydedilen siparişler 5. Oyun süresi 1. Kazanılan para eksi 7.000. Zarardayız ya. Satışlar fazla değil. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Siparişinizi alalım. Pizza carbonara. Pizza carbonara. Hemen ilk yemeğe götürelim. Buyurun efendim. Aynen bak böyle düzen daha iyi. Bu da ayağının pisiyle geldi ya. Evet müşterilerimiz çoğalıyor. Fiyat listemiz çok mu pahalı ya? Ne istiyor? 106 dolar. Ödedik. 33 dolarımız kaldı. Çöktük çökeceğiz. Hindi. Diğerleri hindi. Sipariş. Take. Buyurun efendim. Pizzanız hazır. Şuradan. Kara böcekleri hallettik. Siparişlerimiz geliyor. Afiyet olsun efendim. Parmakla değil, elle yiyin, elle. Evet, yeni müşterimiz. Hoş geldin. Hoş geldiniz efendim. Afiyet olsun ha. Yeni siparişler. Dörtlü pizza, dört peynirli pizza istiyormuş beyefendi. Dört peynirli pizzanız geliyor efendim. Bunu da alalım hemen. Steak, hindi. Hindi baba hindi. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Çöplerinizi alalım. Evet. Kaç tane kaldı? 23 tane. Evet. Buradan papyonlu amcam geliyor. Kravatlı amcam. Gelin buyurun hoş geldiniz. Afiyet olsun hoş geldiniz. Siparişinizi alalım. Nedir lan bu? Yeterince mekan yok mu dedi. Siktir git pezevenk. Git başka yerde ye o zaman. Dur şuna bir küfür edeceğim ya. Gel lan yavşam. Ne diyorsun olsa pat küt pat küt pat. Ulan biriniz gidiyorsunuz biriniz geliyorsunuz papyonlu. Yok bu kravatlı değilmiş hoş geldin. Afiyet olsun hoş geldin. Bu ne diyor? Yemeği hazırlamak için yeterli yiyecek ve veya ekipman yok diyor ya. Yıldızımız düşüyor. Food storage'de ne var? Bu eksik, bu eksik. Allah Allah, ekipman yok. O ne biçimmiş? İkinci müşteri gidiyor. Hemen 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 hemen. Hoş geldiniz efendim. Sipariş 4 peynirli pizza. Pizza oğlum. 4 peynirli pizza. Paralarımızı da aldık. Şuradan dükkanımızı temizleyelim. Yani işte böyle devam edecek. Eksik malzememiz var mı?
Storage'den bu eksikmiş. Hemen yerleştir. Şimdi gelir. Tam da onu ister. Tamam, onu sürekli göz altında tutmamız lazım. Eksik olduğu zaman üretemiyor, hemen gidiyor. Ayağının pisiyle geldin. 4 peynirli, yok, pizza carbonara. Pizza carbonara. Buyurun efendim. İçeride fare çıktı. Ulan fare, nereden geldin lan? Cardın, pislik cardın. Aldık mı? Aldık. Hemen bir temizlik yapalım. Birazdan müşteri patlayacak. Ondan sonra yetişemeyeceğiz. Evet, bizim sportif adam geldi. Sen kesin pizza yiyeceksin. Hadi lan hindiye bakayım. Mantar çorbası. Al sana mantar çorbası. Fiyatları mı yükseltsem, ne yapsam ya? Para kazanamayacağız. Amcamın ikizi gelmiş. Biri gidiyor, biri geliyor. Level 2'ye az kaldı. 20 tane müşteriye ihtiyacım var. Şimdi şu 50 maksimum kişiyi yakalayalım. Ondan sonra fiyatı yükselteceğim. Çünkü para kazanamıyorum. O Faik abi. Acık biraz bekleteceğim seni ya. Hemen şu müşteriye bakayım, geleceğim. Ama Faik abi, sana 50-50 verecek durumum yoktur ha bu sefer. Patates püresi. Sayonara, sayonara, bir daha bekleriz, bir daha bekleriz. Japonya'ya saygılar. Bekle baba, geleceğim. Faik abi, seni bu oyuna boşuna koymamışlar ya. Anlat dayı, seni dinliyorum. Höpfüm arpfüm, tünaydın 3 gündür yemek yemedim, bir şey içmedim. 50 dolar. Faik abi, kusura bakma ama hadi lan, içim el vermedi ya. Yürü git be. Seni boşuna koymadılar bu oyuna. Karbonara makarna. Karbonara makarna siparişiniz alındı. Geliyorum. Adam geri gitti ya. O adamı döveceğim ya. Hindi istedi. Aslanım benim işte şöyle. Sadece hindi mi satsam, ne yapsam lan? Ya da fiyatları yükselteceğim ya. Olmuyor böyle. Tutmuyor. Öyle para kazanamıyoruz. Temiz mi dışarısı? Yine mi geldin lan? Buna çakın 200 dolar. Gel, gıcık oldum. İngiliz bacak. Margarita pizza istiyor. Pezevenge bak ya. Margarita pizza için bizi ezikliyor. Adama bak ya. Afiyet olsun efendim. Bir daha bekleriz. Umarım, ama şeyimiz düşüyor. Ya aslında fena değil de. İndi. Hemen adamın indisini getir baba. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Tebrikler. Restoranınız gelişti. Banka hesabınız, ödül paranız yattı. 1000 dolar. Şimdi baba ben burayı böyle yapayım. Pardon, hemen geliyorum. Siparişiniz peynirli sushi. Peynirli sushi. Pizzayı götürelim. Afiyet olsun efendim. Paraları toplayalım. Ondan sonra bir
mekan büyütmeye gidelim. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ne dedi bu ya? Yeterli ekipman yok mu dedi? Eksik ne var? Mantar çorbası için bir şey patladı. Cam kırıldı. Fırtına geldi. Korkmayın, normaldir. Oyun ne oluyor? Kırılıyor. Dökülüyor. Görüyoruz, müşteriler yine de geliyor. Yoktur. Şu müşterinin parasını alayım. Hemen geldik efendim. Buyurun. Ama yine de güzel yapmışlar. Buyurun efendim. Siparişiniz hemen gelecek. Şunu alalım. Mantar çorbası isteyecekler. Yoktur diyecekler. Pizza pepperoni. Pizza pepperoni'yi görelim. Eksik bakalım eksiğimiz. Food storage'de eksik bir şey yoktur. Her şeyimiz mevcut. Hindi. Afiyet olsun efendim. Umarım bizler için internette güzel bir şeyler yazarsınız. Kanalımıza abone olursunuz. Seni bekleteceğim sıpa biraz. Kırılan bir yer var mı? Var. Kırılan 2-3 yer var. Adamı bekleteceğiz biraz. Müşteriler çoğalsın ama çok bekliyor diye sonra gidiyorlar ya yok. Hemen geliyoruz. Afiyet olsun efendim, bir daha bekleriz. Peynirli sushi. Ben bu fiyatları yükseltmeden biraz zor iş yapacağım. Hindi istiyor. Hindiyi de alalım baba. Uzun sürmez arkadaşlar. Benim bir dışarıda işim var. Hemen geliyorum. Nerede bu kırık yerler? Dükkanımızdan bir sürü ses geliyor. Ne güzel. Tamam. Hoş geldiniz efendim. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Buyurun. Siparişler hazır mı arkadaşlar? Maşallah maşallah maşallah. Sushi, peynirli sushi. Buyurun. Afiyet olsun dövmeli adam. Başka müşterinin diyor. Baba arada bir oyun sapıtıyor böyle ya. Buyurun efendim, siparişinizi alabilir miyim? Pizza carbonara. Pizza carbonara. Alın size, ekstra İtalya'dan getirdik. Şu adamın da hindisini verelim. Buyurun efendim. Bol bol hindi yiyin, tamam mı?
Evet, depomuza bakalım. Depomuzda eksikler. Bu eksik, bu eksik. Evet, bunların yüzüne kaçırıyoruz. Bunlardan alsak bir şey fayda ediyor mu ya? Mesela her masada içecek olması gerekli değil mi ya? Bak, biliyordum ya. Dayı bekle, şunu koysaydım ya. Yetişemedik. Evet, paralarımızı topladık. Paralar çok az geliyor ya. Ben ne yapacağım biliyor musun? Food storage değil. Menüyü azdıracağım. Pizzalar 20 dolar. Tamam mı? Pahalı diyor. Yirmi altı. Yirmi altı. Yirmi iki. Durun arkadaşlar, fiyat hallediyoruz. 11. Yirmi iki. Arada bir mikrofonu kapalı unutuyorum. Hindi. Bas baba hindiye 30-40'ı. 33. 33. 33. Sekiz. Çok ucuza gidiyoruz baba ya. Para toplayamıyoruz. Tamam, fiyatları arttırdık. Buyurun efendim, Margarita Pizza diyor. Margarita Pizza, al sana Margarita Pizza. Bakalım siparişlerimiz. Abo, içerinin çöplerine bak. Çöpçü Ahmet abi, neredesin? Ahmet abi, içeriği bok götürüyor baba. Çabuk toplayalım. Sipariş, mantar çorbası. Ulan mantar çorbası satmayacağım ya. Geliyor, mantar çorbası içmeye geliyor adam ya. Paralar da gidiyor. Millet paraları kapış kapış ediyor. Ben de masaya çıkarım baba. At şu çöpleri ya, bunlar ne? Evet. Temizde baba. Müşteriler düşüyor bak. 3 yıldızdan 2 yıldıza düştük. Ama çözeceğiz. Sorun yok. Buyurun efendim. Peynirli sushi 33 dolar. Nerede sushi? 33 dolar. Peynirli sushi. Steak. Götürelim buna. Buyurun efendim, çorbanız. Margarita pizzanız. Şu abininki olmadı mı da? Storage. Soğan kalmamış. Evet baba, göster. Take sushi'nizi getirdim efendim. Barışımız geldi. Şunu hemen yerleştireyim çünkü bu gelecek diyecek ya, şeyin yokmuş. Yerleştirdik.
Hoş geldiniz efendim. Patates püresi. Ya niye millet böyle ucuz diyor ya? Buyurun efendim. Herkese yerimiz vardır. Tamam, bu böyle gidecek. Şimdi 1800 dolar. Şuraya bakalım eksiğimiz var mı? Evet, içerisinin sesi çoğaldı. Tek kişi oturuyor ama. Onu biraz önce tesisat kapadım. Çöp de baba çöp. Dur, ne diyor? Fatura öde diyor. 106 dolar ödeyelim. Tamam. Çöp %34. Çöp dök. Faik abi. Ahmet abi ne Faik abisi? Artık durumlar karıştırıyorum. Lazanya. Makarna değildi bu. Diğerlerinde lazanya. 22 tek. Patates püresi. Buyurun efendim. Patates püresinin yerine tavuk veriyoruz oğlum. Onun için bir dükkan yürümüyor lan. Şakir. Ayşe Fatma. Hayriye. Ne oluyor lan burada? Ben kendim bir şey yapabiliyor muyum? Ha, yok lan. Tamam. Siparişler. Mantar çorbası diyor ya. Kimse şeye kaçmıyor. Göster baba. Paris pizza pepperoni. Pizza pepperoni. Tek lazanya. Lazanya 22 miydi lan bizde? Yine mi yok? Ne yok lan? Ketçap yok ya oğlum. Patates yok, ketçap yok. O zaman buna sürekli göz atmamız lazım ya. Her siparişten sonra 4 müşteri kaldı. 4 müşteriden sonra bakacağız. Göster. Aldık mantarı. Neresiydi mantar? Burası. Ondan sonra pek dedik. Buyurun hanımefendi. Artık konuşamıyorum. Yoruldum baba. Kapatalım dükkanı. 7-24 çalışılır mı oğlum? Lazanya. Lazanya. Siparişler 48. İki tane kaldı. Şuna bir göz atalım. Eksik malzeme, eksik malzeme yok. Bak siparişler gidiyor. Aşağı düşüş durduruldu. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Pizza carbonara. Pizza carbonara hemen geliyor efendim. Take. Alalım. Şuna lazanyasını götür. Siparişinizi hemen hallediyoruz. Uzun sürmeyecek. Bunu da sil baba. Dışarıda pislik yoktur. Her yere yetişiyoruz. Gördünüz mü? 3 yıldıza çıktık yine. Halledeceğiz, halledeceğiz. Oyunun gidişatını öğrendik mi? Bütün müşterileri memnun edeceğiz. Ama şu içecek olayını çözemedim ya.
Hemen pizza pepperoni'niz geliyor efendim. Take. Buyurun efendim, pizza pepperoni. Thank you for completing colony simulator prologue. Evet arkadaşlar, oyunumuz buraya kadardı. Prologue oynadığımız için sağlıkta kalın. Alpha King, ben kaçar. Reaksiyonlar hoşunuza giderse bu oyunu satın alıp sizler için oynayabiliriz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, Alpha King.